Temas sonucunda bulaşma olabiliyor. Hocam peki affedersiniz Esra vektörden ben. biraz daha bahsedecek olursak e, biliyor muyuz isimlerini bu vektörlerin? Tabii yani e, sivrisinekten tutun evet. e, küp düşen Kıbrıs'ta hmm. e, yaygın olarak bulunan bir eee evet. arthropod vektör. Keneler hmm. yine bunlar da bulaşmaya sebebiyet veriyor. Hatta kara sineğin bile mekanik olarak mekanik olarak. Yani lezyona konduğu zaman ayağına diyelim ki temas ediyorsa onu alıp e, sağlıklı hayvana da bulaştırabilir fakat burada asıl mühim olan sokma işlemini yani sokucu sineklerimizin evet. şeyi o sivri sinekler bu anlamda şey e, ısırması sırasında mikroorganizma virüsü deriye bulaştırması ve virüsün en sevdiği yerde deri, deri. deride çok deri hücrelerinde hmm. dermis hücrelerinde çok rahat çok bol ürüyeme yeteneğine sahip bir virüs bu yani diğer hastalıklarda olduğu gibi bu virüsün vektör içerisinde bir yaşam döngüsü mü vardır? Yok, yok. Sadece vektör mekanik bunu olarak mekanik olarak alıyor, mekanik olarak aktarıyor. Evet, duyarlı hayvanla tamam, evet. bir yaşam döngüsü geçirmiyor. Özellikle hani konu küp düşenler olunca tabii Hı -hı. bizim de, de o konuda çok duyarlıyız hani sürdürdüğümüz bir çalışma var zaten bölümde. Evet. Ve işte evet. leishmania olgularını araştırıyoruz Kıbrıs'ta. Hani e, işte demek istediğim şudur. Çünkü leishmania'da ne olur? Bir yaşam döngüsü vardır. E, Sivris'in Vektörü yeni, de, vektörün içerisinde geçirirler. fakat burada öyle bir şey yok, yok onu anlıyoruz. Ki hani tabii şunu da biliyoruz ki Kıbrıs vektör açısından gerçekten e, zengin diyebilir miyiz? Zengin, değil zengin mi? bir ülke evet. O yüzden vektörlere bağlı gelişen hastalıklar da Kıbrıs'ta önemli bir önemli sağlık şey. sorunu olabilir. Oluşturu, oluşturabiliyor ki evet. LSD'de dedi bu anlamda bu listeye katılan yeni bir üye yeni bir hastalık üye. olarak nitelendirebiliriz. Evet. evet. Peki klinik özelliklerden bahsedebilir miyiz? Tabii klinik gibi? olarak hayvanlarda en tipik belirti tabii e, normal bir infeksiyonda her zaman olduğu gibi bir ateş görülüyor hayvanda yüksek derecede bir ateş. Buna bağlı olarak iştahta azalma, halsizlik, durgunluk gibi genel belirtilerin yanı sıra en tipik bulgu deride nodüllerin oluşması, yumruların şekillenmesi. Evet. Türkçe adı da oradan geliyor zaten en başta bahsetmiştim. Bu yaralar zamanla açılabiliyor, ürselleşebiliyor. Ee, ama şu enteresan bir şey, ölüm oranının az olmasını da söylemiştim. Hiçbir şey yapılmasa bile kendiliğinden bu lezyonların iyileşmesi söz konusu olabiliyor. Hı hı. Eğer hayvanın immün sistemi de direnci de yüksekse eğer bu lezyonlar kendiliğinden iyileşebiliyor. biliyor. Evet. Ancak tabi e, çok yaygınlaştığı takdirde hayvanın genel durumu bozulduğunda süt veriminde mesela önemli düşüklere, düşüşlere neden olabilir. Gebe hayvanlarda atıklara sevbiyet verebilir bu hastalık. Ee, bir de deri sektörünü tabii direkt etkileyen bir hastalık olduğu için yani hayvanın derisi kullanım dışı kalacağı için e, bu tip nedenlerden dolayı ekonomik kayıba neden oluyor. Kayıp, bir de tabii asıl sevdiği yer her ne kadar deri ise de zamanla bunların iç organlara bulaşma. Riski de olabilir. Lezyonların iç organlara geçme, orada da görülme. Bu takdirde tabii e, karkas değeri ortadan kalkıyor. Yani mezbada kesilen bir hayvanın iç organlarında bu lezyonların görülmesi, veteriner hekim tarafından tabii tüketimden men edilmesi anlamına evet. gelir. Hı hı. Herhangi bir bulaşma riski yoktur. İnsanlara. Onu da eminim evet, soracaksınız. Evet, da hakikaten kamuoyunu yakından ilgilendiren evet. konulardan bir tanesi de o. Virüsün insanlara bulaşma... Yeteneği yok. Hı hı. Sadece sığırlarda yani hayvanlarda da koyun keçi de görülmüyor. Bu evet. hastalık LSD hastalığı sadece sığırlarda görülen bir hastalık. O nedenle kamuoyunun e, gönlünü ferah tutması lazım. Etle evet. ya da sütle bir bulaşma söz konusu değil. Evet. Şöyle bir örnek vereyim. Bu bazen soruluyor çünkü hayvanlarda hastalık yapıyor, insanda niye yapmaz gibisinden. Mesela kanatlı hayvanlarda, tavuklarda yalancı veba ya da Newcastle hastalığı dediğimiz bir hastalık vardır. Bu tavuklarda korkunç öldürücü bir hastalıktır. Hı hı. Aşısız duyarlı bir kümese girdiği takdirde bir gecede 5000 bin, on bin hiç fark etmez tavuğu öldürür. O derece tavuklar için patojen hı hı. öldürücü bir hastalıktır. Zoonoz değildir ama insana bulaşmaz. Ancak insana virüs geçtiği takdirde şöyle hafif bir nezlevi, burun akıntısı, gözyaşı akıntısı gibi çok hafif klinik belirtilerle 2-3 günlük bir seyirden sonra iyileşme görülür. Onun için buna zoonoz diyemiyoruz. Aynı durum LSD için geçerli evet. ki böyle bir belirti yaptığına dair literatür bilgisi de henüz elimizde yok. Bilim dünyasında yok yani. O nedenle evet. rahatlıkla söyleyebiliriz ki insana bulaşan bir hastalık değildir. E